Ortada şimdi Mert Hakan var, Crespo var, Zaytsev var. Yani birden fazla oyuncu var orada. Gustavo da var. Sayıca şu an orada gönderilmek istense dahi. O yapı bozulacak mı? Bazen oyun eğer kaliteli bir kalabalığınız varsa o kaliteli kalabalık her zaman kaosu değil başarıyı da getirebilir. Evet. Çünkü rekabete girmek için size eşdeğer veyahut da sizden biraz daha önde oyuncular gerekebilir. Misal şöyle diyelim. Lincoln'un o sola doğru yapmış olduğu kaymaları biz zaman zaman Fenerbahçe'nin oyun üzerinde Mert Hakan'dan da gördük, öyle değil mi? Doğru. Bağımsız bir oyuncu gibi oynayabiliyordu. Ama ve lakin işin kopma noktası nerede? Lincoln'un sola kaydıktan sonra ceza sahasında uzak direğe attığı cross pasları Mert Hakan'dan henüz görebilmiş değiliz. Mesela aradaki bir fark bu. Mert Hakan kendini daha farklı bir oyuncuya devşirebilir mi gibi sorular geliyor ki bu Mert Hakan'ın iyiliği için, Fenerbahçe'nin iyiliği için aynı zamanda. Yani o geldi, bu bundan sonra kesik yedi falan yok. Her transfer belirli riski de beraberinde getirir. O risklerde nedir? Hemen ilk 11'i sana garanti edilmemesi riskidir. Böyle bakmak lazım. Kalite, aynı kalitede veyahut da birbirine yakın kalitede oyuncular da, yani sezondan bahsediyoruz. Yani Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi olacak. Dönüşlerde aynı kalitedeki oyuncuların birinin yerine girip çıkması da sizin sürdürülebilir başarınızın bir parçası olur. Bu yüzden önemli. Ben öyle hani bir yapı bozulacak mı diye bakmıyorum. Yapıdan ziyade Jesus ne görecek antrenmanlarda, kamp başladıktan sonra? Ne isteyecek? Hangi oyuncuların neyi vaat ediyorsa hangilerini alabilirim diye bakacak. Onun taleplerine kim karşılık verecek? Ben öyle bakıyorum. O yüzden çok büyük bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Kaldı ki bir şeyler değiştirilmek istenmeseydi İsmail Kartal kalırdı zaten. Doğru. Yani bunu Bayern Münih'ten almış olduğum bir dersi bu benim. Yani niçin Yupaykes'e değil de Guardiola'yı tercih ettiniz veyahut da niçin Yupaykes gibi bir hocayı tercih etmediniz sorusuna Bayern Münih CEO'su o zaman şu şekilde cevap vermişti. Yupaykes gibi bir hocayla devam etmek isteseydik zaten Yupaykes'e devam ederdik. Biz bir şeyleri değiştirebileceğini bildiğimiz için, gördüğümüz için, düşündüğümüz için Pep Guardiola'yı tercih ettik demişti. Fenerbahçe'de bir şeyleri değiştirebileceğini gördüğü için muhtemelen Jorge Jesus'u getirdi. William Carvalho. Serkan. Şöyle bir şey, tahtayı kullanacağım. Tabii. Hani arkadaşlar için de bilgi veriyorum. Şunun için söyleyeceğim, biraz sonra kalkıp. Evet. Şimdi bizde şöyle bir şey oluyor. Bazı oyuncuların performanslarının formasyon ya da yapı değiştiği zaman aynı şekilde devam edebileceği zannediliyor ama devam etmeyince de sanki o oyuncu kötüymüş gibi zannediliyor. Ama şimdi çok kısa bir şey göstereceğim. Tamam. Şimdi Fenerbahçe'nin bizim alışkın olduğumuz, geçen sezon övdüğümüz oyunu neydi? Fenerbahçe 4-2-3-1 yerleşiyordu. Şimdi burada bakıyorsun, mesela rakibi karşılayacaksın ya da top sende değil. Şimdi bir tane oyuncunla baskı yapıyorsun. Bir oyuncun ona yardım ediyor diyelim. Bunlar da içeriye girdi. Şimdi bir blok karşıladın. İkinci blok karşıladın. Üçüncü blok karşıladın. Onlardan geçse dördüncü blokta karşıladın. Doğal olarak oyuncuların daha kısa mesafeleri daha orta tempoda oynamak zorunda kalıyor. Ama şimdi Jesus geldi. Fenerbahçe şu oyunu oynuyor diyelim. Aklındaki 4-1-3-2 gibi bir 4-4-2'si var. Şimdi rakibi nasıl karşılayacaksın? Bunlar bir basacak. Burası bir tek kaldı. Hadi merkeze çektin diyelim. Çizgi karşıladın. İki tane büyük boşluk oluştu. Tabii. Bu boşluğu oynayan, daha geniş alana oynayacak 6 numarayla az önce bahsettiğim 4-2-3-1'de dar alanlara oynayan 6 numaralardan aynı şeyi bekleyebilir miyiz? Büyük problem bu. Yani Crespo'nun 4-2-3-1'de şuraya oynamasıyla, Zayt's'ın 4-2-3-1'de şu 8'i oynamasıyla, 4-4-2'de 6 numaranın, Crespo'nun şuraya oynaması ya da Zayt'si burada nereye koyuyorsun onu da bilemedim. Hadi diyelim 10 gibi kullanıp karşılarken merkeze çektin. Zayt'sin ve Crespo'nun bu sefer bu boşlukları kapatması aynı olur mu? Aynı performans olur mu? Olmaz. O yüzden bunun suçu ne oyuncularda ne hocalarda. Başka bir yapı, başka bir performans. Ha, kimi hoca oyuncuyu geliştirip buna adapte etmeye çalışır. Kimi hoca da direkt buna adapte olmuş oyuncuyla oynamayı tercih eder. Bu tamamen tercih. Fenerbahçe'de şablona bakıyoruz. Tek sezonluk bir sözleşme, tamamen hedefe kilitlenmiş bir takım. O zaman hoca da diyor ki burayı oynayacak oyuncu lazım. Carvalho. Susuz birini isterim mi diyor. Tabii. William Carvalho. Evet. Burayı 8'leşen 10'la oynarım ben diyor. Crespo'yu nereye koyuyorsun peki? Ya da koymuyor musun? Crespo buranın oyuncusu. William Carvalho gelirse? O da buranın oyuncusu. O zaman bir tercih mi olacak? Yani ikisinden biri oynayacak. Hem yan yana olmaz. Ya da o zaman hoca da diyecek ki ben 4-4-2, 4-1-3-2, 4-4-1-1 oynamıyorum. 4-2-3-1 oynuyorum. Crespo'yu koyuyorum. Yanına da Carvalho'yu koyuyorum. İşte buraya Lincoln'u koyuyorum. Buraya Bruno Henrique, buraya İrfan'ı koyuyorum. Buraya da forveti koyuyorum, oynuyorum. O zaman da 8. haftadan sonra şey başlar. İsmail Hoca niye gitti o zaman? Ya İsmail Hoca'ya da alsaydınız Bruno Henrique'yi, Lincoln'u, William Carvalho'yu. Ama şimdi şöyle bir şey var. Doğru, haklısın Serkan, ama mesela bir örnek vereyim. Lincoln Henrique. Porto da istiyordu. Jorge Jesus'u duyuyor. Adam gözü kapalı Fenerbahçe'yi kabul ediyor. Güzel. Bruno Henrique. Jorge Jesus'u duyuyor. Direkt diyor ben gelirim, tamam diyor. Jesus da konuşuyor gittiğinde Brezilya'da. Hem oyuncuyla hem menajeriyle, kulüple de hani araları çok iyi olmasa da istişare ediyor dolaylı yolda. Bence Jorge Jesus faktörü de en çok, veya Jorge Jesus faktöründe de burada çok önemli, kilit bir rol oynuyor. Tabii de özür dilerim abi. Yani Lincoln olmaz, Bruno Henrique olmaz. Başka biri olurdu. Dünyada bir sürü böyle futbolcu var. Tabii sisteme hizmet edecek. Mesele Fenerbahçe'nin peşinde olduğu oyuncuların bölgeye göre hemen hemen aynı ihtiyaçları karşılıyor olabilmesi. Bizim bahsettiğimiz bu. Evet. Mantıklı iş yapılıyor. Yani geçen sene işte hoca gelmeden ben kol kıraldım. Ondan sonra aman yollayalım yok. Ve hatta kimseden habersiz işte Bordo'ya gidecekti, Burak Kapıcı aldık, şimdi bu çocuk ne olacak yok gibi. Üstüne o şekilde konuşmak lazım. Yani anlattım. Yani mesela şimdi William Carvalho bir tanesi de Mekelen'deki oyuncu. Vinicius. Şimdi genel olarak bakınca Vinicius zaten William Carvalho'nun henüz olma aşamasındaki oyuncusu. Yatırımlık. Yatırımlık. Ama şöyle bir şey var. Ama mesela, çok pahalı bir yatırım. Şöyle. Şimdi Celtic de istiyor. Ben İskoçya basına da baktım orada. Ama esas şeye dikkat ettim. Mekelen'in yardımcı, yani antrenör heyetinde bizim eskilerin Futbol Manager'da da çokça aldığımız Steven Defour var. Vay. Orta saha oyuncusu. Belçikalı. Evet, Belçikalı. Defour diyor ki Vinicius Souza ile alakalı. Harika bir kariyer yapabilir. Belçika ya da Hollanda'nın en üst seviyesine gidebilir. Ama belki de Premier Lig'in ortası ya da altı Vinicius için en ideal adım olabilir. Orada ilerlemeye devam etmesi için de ciddi bir meydan okumaya ihtiyacı var. Tavanının nerede olduğunu tahmin etmek zor ama Avrupa'nın zirvesine çıkacak niteliklere sahip. Ataklarımızın çoğu ondan başladığı gibi inanılmaz sayıda rakip hücumu da engelledi geride bıraktığımız sezonda diyor Vinicius Souza için. Belçika'nın önemli orta sahalarından birisi Steven Defour. Ayrıca Mekelen'in de antrenör ekibinde yer alan yardımcı antrenörlerden bir tanesi. Buna bakıyorsun mesela, bu oyuncuya bakıyorsun. Bir de William Carvalho'ya bakıyorsun. Evet, aradaki yaş farkı 6 veya 7 olabilir ama benzer tiplemede oyunculardan gidiliyor. Yani bizim anlatmaya çalıştığımız bu şeyle. Yani geçen seneki yapı değil. Bu seneki yapı ve ileriye bırakılacak olan yapı çok önemli. Ve o yapı da hocanın istediği oyunla örtüşüyor. Evet. Vaat ettiği formasyonda, prensipte, yerleşimde, formasyona bağlı kurguda, neyse evet, yani ne dersen de onunla da uyuşuyor. Oyuncu profilleri, yani şu anda Fenerbahçe sistemli gidiyor.